Herkese merhaba. Bugün perde tatlısı yapacağım. Şerbet soğuk, tatlım sıcak olacağı için ilk önce şerbeti hazırladım. 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu tencereye aldım. Şeker eriyince 5 dakika kaynattım ve şerbetimi ocaktan aldım. Soğumak için onu kenara bırakıyorum. Şimdi tatlımı hazırlayacağım. Baklavalık yufka kullanıyorum. Bir tane yufkayı tezgahın üzerine aldım. Üzerine çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Şöyle bir fırça yardımıyla. Bir çay bardağı sıvı yağ var bu arada. Şimdi şöyle sıvı yağını sürdüm. Bir çay bardağı da irmiğim var. Çok az şöyle içerisine serpiyorum. Ve şöyle karşılıklı büzeceğim. Böyle büzdükten sonra bir tane dikdörtgen borcamım var. Onu şöyle alıyorum. Böyle içerisine dizdim. Bu şekilde tepsimi doldurana kadar hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şöyle bir tane şuradan baklavalık yufkayı alıyorum. Yufkaları tek tek kullanıyorum. Şöyle üzerine sıvı yağ ile yağlayacağım. Şöyle üzerine yine çok az irmik serpiyorum. Çok fazla kullanmanıza gerek yok irmiği. Şöyle karşılıklı büzdüm. Ve şöyle alıyorum. Böyle tepsinin içerisine diziyorum. Ben uzun geldiği için şöyle kenarını hafif katladım. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Böyle bu uzunlukta. O zaman hiç kenarlarından katlamanıza da gerek kalmaz. Bu şekilde tepsinin tamamını doldurana kadar aynı işlemi yapacağım. Tatlımın tamamını hazırladım. Toplamda 12-14 tane baklavalık yufka kullandım. Bu tepside fırınımı 180 dereceye ayarladım. Hafif rengi pembeleşene kadar pişireceğim. O arada sosunu hazırlayacağım. Sosunu döküp birazcık daha fırında pişireceğim. Şimdi tatlımı ön pişirme için fırına veriyorum. Şimdi tatlımın sosunu hazırlayacağım. Bunun için bir tane yumurta kırıyorum. Şöyle bir tane yumurta. Yarım su bardağı toz şeker. Bunları şöyle bir güzel çırpayım. Şeker ve yumurtayı hafif böyle karıştırdım. İçerisine şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bunları güzel çırpacağım. Ara ara şekerimin erimesi için de çırpmaya devam edeceğim. Sosum hazır. Tatlımı ön pişirme yaptım. 180 derecede yaklaşık 10 dakika da bu rengi aldı. Şimdi üzerine sosumu döküyorum. Şöyle eşit şekilde dökmeye çalışın. Sosumu döktükten sonra biraz da sosumla birlikte pişireceğim. Daha sonra da fırından çıkarıp üzerine şerbetini dökeceğim. Gerçekten hem pratik hem bir o kadar da lezzetli bir tatlı oluyor. Şimdi tatlımı tekrar sosuyla birlikte fırına veriyorum. Tatlım pişti. Yaklaşık en fazla 30 dakikada pişecekti. Ama tabii süre yine fırına göre değişiklik gösterebilir. İlk ısısı çıktı. Şerbetim de zaten soğuktu. Şimdi üzerine şerbeti gezdiriyorum.
kremini kullandım şerbetimi. Şimdi tatlımın soğuyup şerbetini çekmesi için tatlımı dinlenmeye bırakacağım. Tatlım şerbetini çekti. Üzerine ceviz serptim. İsterseniz fındık da serpebilirsiniz. Şöyle şuradan bir parçalık göstereyim. Tatlım bu şekilde hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorumlarınızı bekliyorum. Eklediğim videolardan hemen haberdar olmak içinse lütfen zil işaretini açmayı unutmayın.